Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kötülüğün kol gezdiği bir dünyada, iyiliği yaşatmak için çabalayan bilge bir ihtiyar varmış. Bu bilge ihtiyar, büyülü güçleriyle içi elmaslarla dolu bir göl oluşturmuş ve tüm diyarlara haber salıp bu gölden yalnızca gerçekten ihtiyaç sahiplerinin gelip birer elmas alabileceğini söylemiş. Bunu duyan fırsatçı ve kötü kalpli kim varsa, haberi alır almaz hemen bilge ihtiyarın yaşadığı kasabaya doğru yola düşmüş gerçekten ihtiyacı olan ve gerçekten iyi kalpli insanlar ise, benden daha kötü durumda olanlar vardır, belki eğer gidip bir elmas alırsam onların hakkına girebilirim, diyerek gitmemeyi bile düşünmüş. Ancak tüm bu fakir ve yardıma muhtaçlar bin bir düşüncedeyken etrafında yaşayan ve durumu iyi olan kim varsa, bu elmas gölü için yola çıktığını görünce çok kötü hissetmişler ve onlar da düşmüşler yola. O kadar çok kişi bu göle ulaşmak için yola düşmüş ki, kendilerine elmas kalmayacağını düşünen kişiler, gördüklerine zarar vererek gitmelerini engellemeye başlamış. Yavaş yavaş yola çıkanlar bu kasabaya ve elmas dolu göle ulaşmaya başlamış. Ancak bilge ihtiyar, yaptığı büyü sayesinde elmasları almak için göle atlayanların iyi kalpli mi kötü kalpli mi olduğunu hemen anlıyor. Ve hiç ihtiyacı olmasa dahi bu gölden elmas almaya çalışan kim varsa elmasa dokundukları an onları kurbağaya döndürüyormuş. Gerçekten ihtiyacı olan kişiler ise önce bilge ihtiyarın yanına gelip ona selam veriyor, neden ihtiyaçları olduğunu anlatıp ondan izin istiyorlarmış. Bilge ihtiyar da bu kişilere bir değil tam üç elmas birden veriyor ve yolda başlarına bir şey gelmemesi için bu elmasları sahibinden başka kimsenin görememesini sağlıyormuş. İhtiyacı olmasa dahi insanların hakkını gasp eden, Fırsatçı ve kötü niyetliler de bu gölü görüp içerisine daldıkça bir kurbağaya dönüşmeye devam ediyormuş. O kadar çok kötü niyetli kişi göle gelmiş ki artık göl kurbağadan geçilmez olmuş. Bilge ihtiyar, kurbağaları gölden kovalıyor, ihtiyacı olanların elmasları almasına izin veriyormuş. Böyle günler hatta aylar geçmiş ve yalnızca göl değil kasabanın bulunduğu tüm ülke kurbağalarla dolmuş. Diğerde ihtiyaç sahibi herkes bu gölden elmasları alarak ihtiyaçlarını karşılamış ve sonunda göl bir anda taşlarla dolup taşmış. İhtiyar tüm kurbağaları tekrar insana geri döndürdüğünde herkes yaptığı hatanın farkına varmış ve bir daha bu diğerde kimse kötülük yapmamış